Sevgili izleyiciler, hepinize selamun aleyküm ve aleyküm selam. Efendim, her zaman olduğu gibi cumartesi akşamları yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Kanal V'den sizlere savunma sporlarıyla ilgili, boksla ilgili ve özürlü kardeşlerimle ilgili sporun içinden gelen, spora bir ömür harcayan çok değerli hocalarımız, çok değerli yetkililerimiz var. Efendim, öncelikle hoş geldiniz diyorum onlara ve sırayla tanıttıktan sonra da programımızı açıyorum. Dünyaya ve ülkemize savunma sporlarını anlattığımız Kanal V televizyondan efendim ileriki günlerde çok güzel projelerimiz, çok güzel anlatımlarımız olacak. Canlı canlı maçlarımız olacak. Canlı canlı spor nedir, nasıldır? Sporun insan anatomisine, yaşamına, okuluna, hayatına, sosyal yaşamda sporun önemine değineceğiz efendim inşallah. Bunları zaman içerisinde birebir yaşayacağız. Bugün de konuklarımıza bunları konuşacağız. Türk sporu nasıldır? Türk boksu nedir? Nereden gelmiştir? Nasıl devam etmektedir? Ve yine diğer savunma sporlarını da konuşacağız efendim. Sağ tarafımda sevgili Cumhur hocamız var. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Kısaca hocam sizi tanıyalım. 1959 Ankara doğumlu. Ticari İlimler Fakültesi Bankacılık Sigortacılık Okulu'nda okudum. 10 yıl Ankara Emniyet takımında spor yaptım, boks yaptım. Defalarca Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra turizme girdik. 86'dan beri Antalya'dayım. Fakat bu arada 10 senede yurt dışlarında yine genel müdür ve koordinatör olarak turizmde çalıştım. Şu anda da boks federasyonu Antalya il temsilcisiyim. Bu şekilde. Ne güzel. Ediyorum. Evet değerli hocam. Birazdan tabii detaylara daha fazla gireceğiz inşallah. Şimdi değerli izleyiciler, sevgili Mehmet Kaplan. Mehmet Kaplan da çok değerli bir aslında nasıl söyleyelim? Kendisi mi söylese daha uygun olur. Bürokrat, spor adamı ve özellikle de engellerle ilgili Türkiye Engeller Derneği Başkan Vekili. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Herkese saygı selamlarla geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun hocam. Bu arada aziz şehitlerimizi minnetle anmayı buradan bir görev olarak yad edelim. Amin. Onlar için biraz önce duamızı da okuduk. Allah kabul eder inşallah. Amin. 1965 Burdur doğumluyum. Yaklaşık 30 yıl devlette kamu görevi yapmış bir kardeşinizim. Değişik sivil toplum örgütlerinde üst düzey yönetici genel merkezde görev yapmış bir kardeşinizim. Engeller Derneği Genel Merkez Genel Başkan Vekiliyim. 11 yıldır da bu derneğin faaliyetleri içerisindeyim. Aynı zamanda Akdünya Atık Toplama Kentsel Geri Dönüşüm Kooperatiflerinin Genel Başkanıyım. Biz bu yola engelli kardeşlerimiz için çıktık. Yani biz biraz sonra ilerleyen saatlerde detaylara gireceğiz. Tabii ki başkanım. Ben tüm izleyicilere ve konuklara, kardeşlerime selam, saygı sunuyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum başkanım. Değerli izleyiciler, yine çok önemli konuklarımdan bir tanesi. O da Türkiye'nin çok önemli bir yetiştirdiği büyük bir zat. Gerçekten vatanımıza, milletimize hizmet eden, Türk sporuna hizmet eden çok değerli bir isim. Evet, Remzi Ataman. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Hocam ben de kısaca şöyle tanıtabilirim kendimi. 1963 Ankara doğumluyum. İşte ilk orta lise ve üniversite tahsilini Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1988'de devlet memuriyetine katıldım. Başbakan'a bağlı bir kuruluşta yurt içi, yurt dışında çeşitli yerlerde görevlerde bulundum. Lise yıllarında 1978 yıllarında boksa başlamıştım. Federasyonun bir faaliyeti olan boks okulunda boksa başladım. 1980'li yıllarda Türkiye şampiyonluğu derecesine ulaştım. Milli oldum. Balkan ikinciliği, Balkan üçüncülüğü maşallah elde ettim. Daha sonra emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleştim. Bir süre Türkiye Boks Federasyonu Antalya İl Temsilciliğini yürüttüm. Daha sonra Cumhur kardeşime işte o görevi devrettim.
beraberce şimdi yine dayanışma içerisinde devam ettiriyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardan evet, ibaret. Evet değerli hocam, gerçekten siz geldikten sonra zaten burada da çok değerli Emin hocamız var, Deniz hocamız var, Durmuş hocamız var, Ali hocamız var. Gerçekten Latif hocamız var. Boksta çok önemli Antalya'nın yeri var sevgili izleyiciler. Ama boks Antalya'da hep üvey kalmıştı. Remzi Başkanım geldikten sonra şimdi de Cumhur hocamızla boks müthiş bir başarı grafiğine yükselmeye başladı. Hatta 3 tane çocuğumuz da derece yaptı sevgili izleyiciler. Şu anda onlar da değerli başkanımdan alacağız. Boks bir sevdadır aslında. Boks gerçekten bir yaşam biçimidir. Hani insan sever. Fakat bokstaki sevgi çok farklıdır. Boks bir kara sevda gibidir. Onu sevdiğinizde bırakamazsınız. Ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili izleyiciler, ben tabii uzun sene tekvando yaptım. Kickboksun kurucularından birisiyim. Milli takım antrenörüyüm. Ama boks benim ilk sevdamdı. O zaman kulakları çınlasın. Çok önemli boksörlerle beraber çalıştık. Çok değerli hocalarımızla birlikte çalıştık. Benim de Tan Doğan'da orada evinin karşısında salon vardı 82 yılında. Uzun sene orada boks çalıştık. Buradan tabii çok değerli hocalarımıza, boks camiasına ben sevgiler gönderiyorum. Ancak tabii boksu ben anlatmayayım. Çünkü boksta gerçekten şampiyon olan, defalarca Türkiye şampiyonu olan Cumhur hocamız anlasın. Evet, değerli hocam. Şimdi sayın seyircilerimize ve konuklarımıza, spordan gelme arkadaşlarımız. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Boks bir dövüş sporu değildir. Yani insanların bunu bilmesini istiyorum. Boks bir savunma sporudur. Boks kendini koruma sporudur. Maalesef bazı arkadaşlarımız bunu yanlış yönlendiriyorlar, yanlış anlatıyorlar. Boks öncelikle kendini koruma sporudur ve spordur. Spor olarak yapılmalıdır. Mesela bizler, ben Ankara Emniyet Takımı'nda başladım spora. O zaman o takımda boksla alakası olan seyircilerimiz de bilirler. İşte Nuri Eroğlu, Kemal Sondur, Seyfi Tatar, Celal Sandal, Mehmet Kumova gibi ünlü eldivenler Ankara Emniyet Takımı ve milli takımı oluşturuyordu. Bana süper da, bir takımdı evet. Hocam. O günleri hatırlıyorum. O kısmet oldu. Evet. O takımın işte 91 kilosu ve ağır skleti olarak yıllarca dövüştüm. Defalarca Türkiye şampiyonluğuna ulaştım. Defalarca milli takım kamplarına gittim. Benim bokstan, spordan en büyük kazancım 76 yılında başladım ben. O tarihlerde biliyorsunuz Türkiye'de bayağı bir curcuna vardı, sağ sol çatışmaları. Üniversitede okuyordum ben. Ne yaptım? Bunun sayesinde ben sağ sol çatışmalarına hiçbir şekilde taraf olmadım. Ben hep sporcu olarak kaldım. Sporcu cumhur oldum. Benim en büyük kazancım bu. İkincisi, karakterime çok etki ettiğini düşünüyorum sporun, boksun. Kültürlü, iyi abilerimiz vardı. Onlardan iyi şeyler öğrendik, güzel şeyler öğrendik. Ama maalesef tabii şu anda da uğraşımız, bu konuya daha sonra girecektim ama hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Tabii hocam. Mesela Antalya'ya geldiğimde benim Remzi kardeşimiz çok uğraşmış. Şimdi ben de uğraşıyorum. Burada geçenlerde bir Avrupa şampiyonası yaptık. Üst düzey yönetici arkadaşlarımıza hepsini anlattık. Yani boks, amatör spor parasız olmuyor. Parasız yürüyemiyor. Ben o tarihlerde emniyette geçici hizmetler kadrosunda görevliydim. Belli bir maaş alıyordum. Bunun yüzünden 10 sene ben spor yapabildim. O zamanlar Türkiye şampiyonu olanlara gıda yardım veriyorlardı bir sene. Onu alıyordum. Onun yüzünden spor yapabildim. Ama şimdi bakıyorum arkadaşlar, işsiz, güçsüz, bir desteksiz. İşte bir sürü devlet kurumuna ben başvurdum. Belediyelerin özellikle bu konuya el atmaları lazım. Yardımcı olmaları lazım sporcu arkadaşlarımıza. Çünkü aç insan spor yapamaz. Aç insan hayatını idame ettiremez. Bunun bilincinde olarak ben yoluma devam etmek istiyorum. Bu federasyon il temsilcisi de bunun için kabul ettim. Bir yerlere geldik. İnşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Şimdilik bu. Değerli hocam, çok haklısınız. Amatör sporlarda, özellikle bizim sporlarımızda sevgili yerel yöneticilerimizin çok önemi var.
Cumhur Hocam'ın da bahsettiği gibi değerli izleyiciler, inan öyle zaman oluyor ki çocuklarımız il dışına çıkmaya para bulamıyorlar, yol parası. Burada tabii diğer sporları tenzih ederim. Asla biz onları rakip veya kıskanma anlamında değerlendirmiyoruz ama savunma sporları da hep öksüz kalıyor, hep yetim kalıyor, hep nedense 5. 6. plana itiliyor. Oysa bunların o kadar çabuk zirveye çıkma imkanları var ki. Çünkü bizim rakamlarımız çok küçük. İşte bir Türkiye şampiyonasına gidiliyor. İnanın 3-5 bin liraya gidilip geliniyor. Burada çocuklarımıza sadece bir araç gerekiyor. İşte onların masrafı gerekiyor. Yani bir belediyemiz bunu karşılayamaz mı? Veya bir iş adamımız bunu karşılayamaz mı? Biz burada bir köprü olarak bunları anlatıyoruz. Bir futbolda milyon dolarlar, 18-20 yaşında çocuklar milyon dolarlarla oynarken milli olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş, dünya şampiyonu olmuş bir kickboksçumuza da 30 bin lira, 20 bin lira para veriliyor. Bunlar da tabii büyük haksızlık. Yani bir de şu var, bunu özellikle söylemek istiyorum. Spor federasyonları içerisinde işte olimpik sporlar ve olimpik olmayan sporlar. Bunlar da başlı başına bir ayrı bir tabii ki kritik durum. Nasıl ki kritik durum sevgili izleyiciler? Amatör sporların içerisinde özellikle olimpik olmayan sporların ödül yönetmenliğinden çok az yararlanıyor. Atıyorum işte Muay Thai'de bir Avrupa şampiyonu oldu. 20 bin lira, 15 bin lira çocuğa para veriliyor sporcumuza. Oysa olimpik olan bir branşta atıyorum boksu ele alalım veya tekvandoyu 2 trilyona yakın ödül alıyor. Yani bunlar tabii ki çok uçurum oluyor. Bunu sadece yetkililerimize bildiriyoruz. Aslında onlar bizden daha iyi biliyorlar tabii ki. Yönettikleri için Türk sporu aslında bir ufak bir revizyondan geçmesi gerekiyor. Bunu da sadece burada bir spor adamı olarak anlatmak istedim. Değerli hocamın ifadesine istinaden boksla başladık, boksla devam edelim. Remzi hocam size dönmek istiyorum. Gerçekten çok önemli boksörlerimiz vardı. Cumhur hocamın dediği dönemlerde Ankara, buradan da Ankara'ya selam olsun hocam. Ankara, evet, ben Ankara Haymanalıyım. Evet. Haymanama da selam olsun. Değerli belediye başkanımıza özellikle selam göndermek istiyorum buradan. Özdemir başkanıma. Yine Ahmet abime, iş adamımız bizim Ahmet abi de bizim gururumuzdur Haymana'da. Ellerinden öpüyorum. Selam olsun. Hakikaten boks maçlarında giremezdik hocam. Yani stada giremezdik. Evet. Atatürk Kapalı Spor Sarayı'na giremezdik. Öyle bir boks sevgisi vardı. Evet. Şimdi Cumhur hocam bizi eskilere götürdü. Siz de neler söyleyeceksiniz kıymetli hocam? Hocam şimdi siz söyleyince tabii ben de hatırlıyorum o günler güzel günlerdi. Çok güzeldi. Yani boksun aslında bugüne kadarki tarihi safahatı birçok filmlere konu olabilecek anekdotları, şeyleri, böyle etkinlikleri, faaliyetleri içeriyor. Gerçekten o zamandan bugüne kadarki dönemde boksun aktörleri olarak böyle yaşamış, hatta bugün birçoğu sizinle beraber, hatta Seyfi Tatar'ın Allah anmasını yaptık. Yani ilimiz olsun. Antalya'nın Manavgat şeyinde, Evrensekik şeyinde, ilçesinde toprağa verdik. Bir anıt mezar yapıldı ailesinin de ve Manavgat Belediyesi'nde kısmi katkılarıyla birlikte. Allah razı olsun. Yani o dönemden bugüne çok büyük güzel aktörler var. Tabii Türkiye'de boksun Türkiye ile tanışması, Türkiye'ye gelmesi, ondan sonra o Cumhuriyet'in ilk yıllarında boksun Cumhuriyet'le birlikte Anadolu'ya, İstanbul'dan Anadolu'ya geçişi, yaygınlaşması, ondan sonra ve o günlerde sizin de tanıdığınız birçok o ünlü renkli simaların ortaya çıkması, güzel anlardı onlar. Tabii benim biliyorsunuz bir de sosyolog yönüm var. Bir de kafamda bir milli sporcu olmanın ötesinde bir de bir parça da sosyoloğum ve bunun da sosyolojisini yapıyorum zaman zaman. Birazdan tabii onu konulara girelim. Değerli hocam çok önemli. Evet. Çok önemli. Yani o dönemden bakarsak işte evet. O işgal yıllarında boksla tanışan bir Türkiye var İstanbul üzerinden. Çok enteresan mesela Cumhur hocam şey yaptı yani bugün mesela boksun sınıf aidiyeti yani boksörlerin ait olduğu sınıf
genellikle dar gelirli, fakir olarak niteleyeceğimiz kesime mensup insanların, ailelerin çocukları. Ancak o zaman görüyoruz ki o ilk yıllarda, o işgal güçlerinin Türkiye'ye geldiği İstanbul yıllarında boksla muhatap olan, entegre olan, tanışan ve işte Türkiye'ye boksu getiren kesim aslında eğitimli, okumuş ve gelir düzeyi yüksek insanlar. Ben bunların birkaç tanesiyle tanıştım, çok şaşırdım. Mesela İstanbul'da bir boks maçını seyretmeye gitmiştim. Yanımda oturan seyirci böyle fularlı, sosyetik görünüşlü bir beydi. Yani konuşmasından, işte değerlendirmelerinden de olduğu anlaşılıyordu. Yaşlı, 70 yaşlarında beyefendiydi. Ben o zamanlar tabii genç çocuktum. O boksta nasıl tanıştığını, kimlerin olduğu falan anlattığında hayret etmiştim. Çünkü gerçekten biz Cumhur'la benim o çok ortak yönlerimiz var. Yani yurt dışında, Kazakistan'da da beraberdik onunla. Ben Kazakistan'da görevde bulunduğumuz zamanlarda Cumhur Bey de orada çok ünlü büyük bir otelin genel müdür yardımcısıydı. Maşallah. Daha sonra Ankara'da yine o emniyette boks yaptığı yıllarda ben Ankara Boks Okulu'ndaydım. Onun beraber boks yaptığı işte Nuri Eroğlu, Mehmet Kumova, Eraslan Doruk, Celal Sandal benim hocalarımdı. Rahmetli Seyfi Tatar benim hocamdı. Yani o Ankara ekolünden yetiştik. Evet, o Ankara ekolü diyorum, şimdi İstanbul ekolüyle bir boksun Türkiye'ye girişi var. İstanbul ekolü İngiliz ve yani İngiliz askerleri veya işte İngiliz işgal güçlerinin subayları tarafından İstanbullulara öğretiliyor. O zamanlar biraz daha bir Avrupa'yı, yani ayakların üzerine basan belden eskivlerle yapılan bir boks var. Daha sonra Cumhur Hocam'ın çok yakından tanıdığı Türk boksunda devrim yapan bir şahsiyet var. Ben şaşıyorum. Şimdi bugünlerde biliyorsunuz Türk tarihinde meydana gelmiş olaylar ve insanlarla ilgili çok güzel filmler çekiliyor, diziler çekiliyor. Evet. Yani bunların kısmi tabii eleştirilerimiz var. Yani tarihe fazla bağımlı değiller. Rating kaygısıyla belki gereksiz, lüzumsuz, hatalı, farklı eklemeler, çıkarmalar yapıyorlar. Bu mesela bunlardan bir tanesi Vatanım Sensin dizisindeki bir, şimdi burada tekrar gündeme getirmekle olayın kaşınmasını uygun bulmadığım bir şey yapılmıştı. Bunlar yani hatalı şeyler olmamalı. Ama yine olmamalı. Fakat mesela o zamanlarda bu Türk boksunda devrimi yaşatan, Seyfi Tatarları ortaya çıkaran bir Emrullah Sultan, değil mi Cumhur Bey? Cumhur Hocam bilir, onunla beraber çalıştı. Emrullah Sultan olayı var. Mesela Rusya, Sovyetler Birliği o kapalı duvarlar içerisinde bir bizim için çok büyük bir bilinmez muamma. Oradan birisi kaçıp geliyor. Çok enteresan bir kişilik. O zamanının Sovyetler Birliği'nde üniversitesini okumuş, önemli görevlerde bulunmuş birisi. Tabii ilgili kurumlar tarafından mutlaka sorgulanmıştır, sorguya alınmıştır. İşte nasıl, nerelerde evet. görevlendirildi o kısmını, o işin istihbarat kısmı. Orayı fazla konuşamıyoruz da. Ama bu şahsiyet Türkiye'ye geliyor. Geldikten sonra Ankara'da özellikle Ankara konuştu birisi. Türk boksunda bir devrim yaratıyor. Oluyor. Yani evet. Nasıl devrim yaratıyor? Daha savunmaya, yani yumruk almadan yumruk vurma felsefesini şiar edinmiş bir boks anlayışı gündeme geliyor. Ve o zaman pırıl pırıl, tertemiz ve eğitimli insanların yaptığı bir boks Ankara'da dirice oluyor. Ankara'da ortaya çıkıyor. Çok enteresan. Mehmet Kumova mesela. Çok eğitimli. Evet, çok. Seyfi Tatar, evet, Mehmet Kumova, Eraslan evet, Doruk, Ali Uçar, Nuri Eroğlu. Yani ben talebeleri. Emrullah Sultan. Yani muazzam bir devrim yaşanıyor. Değerli hocam, ona girelim. Çünkü çok önemli bir konu. O konuyu ben yakinen de biliyorum. Evet. Türk boksunda devrim dediğiniz gibi. Evet. Ama hemen sözü ben müsaadenizle Mehmet Buyurun. Kaplan hocama vermek istiyorum. Ondan sonra da reklamlarımızdan. Evet. Değerli hocam, sizin sporla birlikte başka bir yönünüz daha var hocam. Onu gündeme getirelim istiyorum. Şimdi öncelikle 3 tane Ankara'nın arasında kalmanın yani mutluluğunu da dile getirmekte fayda var. Çok teşekkür Kendimi ederim. De bir Ankaralı evet. gibi hissediyorum. Ömrüm Ankara'da yollarda geçip gittiği için pek kendimi yadırgamış aslında görmedim. Aslında her Türkiye'li bir Ankaralı hayvan evet, olur hocam. Evet, siz bir başkentin rüzgarını yaydınız. Allah ben de kaldığı Allah yerden devam edeyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi kamuoyunda, toplumda
şöyle bir algı yanlışlığı var. Öncelikle oradan başlayayım diyorum. Spor konusunun içerisinde bokstan bahsederken, evet, boksun ilk algısı şiddet algısı yaratmış. Yıllardır bu böyle. Bir türlü bunu, yani toplumun o algısını yok edemedik. Başkanım, hemen bir konuyu söyleyeyim. Çok önemli. Sözünüzü kestim. Kusura bakmayın. Boks yaptım diyorum. İnsanlar inanmıyor bana. Diyor ki hocam, burnun acaba niye sağlam? Ya arkadaşlar, bunu birazdan anlatacağım. Yani her boksörün burnu yamuk mu olmalı? Lütfen hocam, bu konu çok önemli. İnsanlar hemen kemik alındı mı? Burun kemiği alınır mı? Burun kemiği yüze bağlı. Sadece kıkırdak alınır buradan. Bunları birazdan anlatacağız. Lütfen, evet, hocam. Böyle bilgi kirliliğimiz var maalesef. Ben 1970 yılında sporla tanıştım. 5 yaşındaydım. 20 kiloluk yağ tenekeleri vardı, meşhur. O zamanlar teknik yok böyle profesyonel anlamda. Tenekenin içerisine bildiğimiz sıvı akımlarını ısıtırdık, çocuk aklı. Evet. Onun içerisine elimizi sokmak suretiyle karateci olacağımızı, boksör olacağımızı düşünen bir nesiliz, evet, biz. Ve bu şekilde böyle amatör bir başlangıçta sporun içerisinde tekvandocu olacağız hevesiyle çıktık. Maalesef profesyonel anlamda bunu yapamadık. Sporun içerisine 1990 yılında, hocam da yakından takip eder şahsınız, hakem olarak, futbol hakemi olarak başladım. Yaklaşık 11 yıl profesyonel hakemlik bir geçmişimiz var. Ben öncelikle sporun insan için olmazsa olmaz olduğunu inananlardan biriyim. Özellikle şu an yaptığım, yani görevini üstlendiğim dünya zihinsel ve fiziksel engellerin, daha doğrusu dünyadaki bütün engellerin en büyük sorunlarından bir tanesi, yani spordaki yanlışlıklar. Örnek verebileceğim bir sürü insan var. Mesela milli bir yüzücümüzün yanlış bir hareketten %98 engelli haline gelmesi. Özellikle bu konunun çok iyi işlenmesi lazım. Yani sporu yapıyorsa da bunu tam anlamıyla profesyonel hocalar tarafından, eğitmenler tarafından, arkadaşlarım çok güzel bahsetti, isimler hakikaten bu ülkede çok değer, evet, sahibi insanlar. Onun için biz Engeller Derneği olarak yaklaşık 11 yıllık faaliyetimiz olan bir genel merkez. Yani şöyle bakarsak dünyada 1 milyardan fazla engelli var. Yani bu da aşağı yukarı %15'ine, nüfusun %15'ine tekamül ediyor. Ülkemize gelince 8,5 milyonun, Gençlik Spor Bakanımızın resmi açıkladığı rakamlardır bu, verilerdir. Şimdi 2017 yılı verilerdir. Bunlardan 41 binin üzerinde engelli sporcu sayısı var yani. Bizzat aktif, profesyonel anlamda, milli anlamda spor yapan insanlar var. Kadın sporcu belirli bir miktarda hakikaten ciddiyet alınacak 10 bine yakın bir kadın engelli sporcumuz var. Yani bugün benim araştırdığım değerlere göre 40 binin üzerinde, yani 50 binlere yaklaşmış erkek sporcu engelli var ama Spor Bakanlığı'nın 32 binin üzerinde bir konusu var. Yani özüne baktığımızda spor doğru yapılırsa bizim derneğimizin üye sayısı azalacaktır. Spordan dolayı engelli olanlardan bahsediyorum. Yani diğer taraftan bakarsan engellilerin ciddi sorunları var. Bu engellinin temel şeyi nedir? Doğuştan olanların haricindeki insanların daha sonra herhangi bir sebebe bağlı olmak suretiyle sakatlanması. Biz tabii burada sporu konuştuğumuz için engelli sporcularımızın üzerinden konuşmamız lazım. Bunlara sebep olan unsurlar var. Demin söylediğim gibi yanlış spor yapmak, trafik kazaları, yanlış sağlık. İşte özellikle ben buradan bütün Türkiye'deki yerel idarelere bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu kadar sayıyı, yani milyonlarca insanı lütfen duysunlar. Yani sokakta benim engellim yürürken, hadi artık sağlamını bıraktık, engellinin yaşam şartlarına baktığımız zaman, ya spor yapacak bana bir alan gösterir misiniz? Geçen 15 gün önce, siz de takdir ediyorsunuz ki büyük mücadele içerisinde profesyonel takımlarında katıldı. Lara'da 3 tane büyük futbol sahasını bu amaçlı bir hale getirmek için engelli spor tesisi olarak yani hayata geçirdik.
Değerli başkanım, gerçekten çok takdir ediyorum. Bu konuyu da özellikle işlemek istiyorum. Fakat yönetmenim de işaret ediyor reklam diye. Birazdan bu konuya girelim. Çünkü o kadar güzel sizin anlattığınız sohbetlerde benim aklımda kalan, sevgili izleyiciler, başkanımız sevgili Mehmet Kaplan o kadar güzel şeyler anlattı ki. Dedi ki hocam, siz de dedi benim üyem olabilirsiniz. O kadar hayatın içinden gerçekleri herkes bize, bir engelli adayı, evet, bize anlattın ki başkanım. Kullanalım. Gerçekten bunu işleyelim istiyorum. Başkanın birebir yaşadıklarını sevgili izleyiciler birazdan sizlerle paylaşacak. Hakikaten çok dikkat etmemiz lazım. Fakat yönetmenim de işaret ediyor. Şimdi reklam arası efendim. Birazdan sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, tabii ki amatör sporları konuşuyoruz, savunma sporlarını konuşuyoruz, engelleri konuşuyoruz, boksu konuşuyoruz efendim. Tabii ülkemizde o kadar çok bu konuşulacak konular var ki bunların içerisinde sporla yaşam iç içe. Nasıl ki her zaman söylediğim bir söz var, burada da söylemek istiyorum. İnsanın ruhunun gücü Allah'a olan inancımızsa fiziğimizin gücü de spordur. Dolayısıyla bu iki güce sahip çıkmamız lazım. Ama ne yazık ki günümüzde bürokratik engeller, efendime söyleyeyim bazı üst akıllar ve bazı amatör sporları küçük gören zihniyetler olduğu sürece bizler bu sporlarda bireysel başarının dışına, kendi bütçemizin dışına çıkamıyoruz. Oysa bu devlet politikası, bu büyük kurumların, belediyelerin, iş adamlarının, valiliğimizin, kaymakamlığımızın el atması gerekiyor. Ben burada el atmıyorlar anlamında söylemiyorum. Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, diğer ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bir arabayı bile zor aldığımız bir müsabakaya gidiyoruz. Antalya'mızı temsil ediyoruz. Ve Antalya'mızı Türkiye'de belirli bir noktaya getiriyoruz. Sevgili İzleyiciler, ben bunları çok yaşadım. İnanın cebimden harcadım. 94 yılında kickboksu kurduğumuzda burada kickboks federasyon değil diye benle uğraşan ilçe müdürleri, il müdürleri oldu. Ve oradan bakanlıktan yazımı göstererek, sayın bakanımızın imzasını göstererek ben burada faaliyetler yaptım. Doktor parasını, ambulans parasını cebimden harcadım. Ringi kendim kurdum. Ey Antalya! Senden alacaklıyım ben. Taladayhan Ankara demediler. Taladayhan Antalya dediler ben madalya takarken. Türkiye Kickboks Federasyonu yoktu o zaman. Boksa bağlıydık. Evet. Bu şartlarda görev yaptık. Taladayhan Kickboks Teknik Kurulu üyesi Antalya dendi. Ben o ismi hep gururla taşıdım. Antalya'ma madalyamı getirdim. Eldiven giymeden şampiyon olmadım kardeşim. Alnımın teriyle şampiyon oldum. Onun için rica ediyorum sporlarımızın kıymetini bilelim. Bu sporlar insan yaşamında çok önemli. Bu sporlar az önce değerli Cumhur Hocam da söyledi. Ne dedi? Kişilik gelişmesi, duruşum dedi. Bu sporlar sayesinde oluyor. Biz sporlarla çocuklarımızın geleceğini, sosyal yaşamla gerçek yaşamı birleştirerek dimdik çınar ağacı gibi yapıyoruz. Kim yapabiliyor? Psikoloğun çözemediği işi ailesi bana geliyor. Bunları hepsini kanıtlarım. 38 bin lira para harcadım hocam diyor. Ha, bu çocuk diyor iyileşmedi diyor. Bana geliyor aylık 100 lira para ödüyor. Ben çocuğu 3 ayda iyileştiriyorum. Bundan haberiniz var mı? Koltukta oturmakla sporu desteklemek. İşte biz sporu çok seviyoruz. 2-3 ayda bir demeç. İşte ben falanca spora destek veriyorum filan. Vermiyorsunuz kardeşim. Vermiyorsunuz. Spora destek vermek bu vatana hizmet etmek. Askerlik gibi. Lütfen bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir spor adam olarak bunu istirham ediyorum yetkililerimizden. Gerçekten Antalya'mızı
boksta, kickboksta, Muay Thai'da, diğer sporlarda göndere çektirelim bayrağımıza. Antalya bir numara olsun. Nasıl ki şu anda bütün federasyonlarımız Antalya'ya geliyorlar. Bütün Türkiye şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları Antalya'mızda oluyor. Neden bunlar olmasın? Antalya'da dünya şampiyonası oluyor. Antalya'dan bir tane dünya şampiyonu kickboksçu çıkaramıyoruz. Bunun kabahati bende mi? Birazcık çocuğun üzerine düştü müydü? Hocam işte sen deli talasısın, çok üstüme giy. Kardeşim şampiyon olacaksın. Ölünceye kadar sana milli sporcu diyecekler. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu diyecekler. Bana mı vereceksin o unvanı? O unvan senin. Onun için spor yapacaksanız gerçekten gönlünüzü koyun ve öyle gelin. Biz gerçek spor adamlarıyız. Bizimle başkalarını karıştırmayın. Değerli kardeşlerim, lütfen araştırın. Ondan sonra gelin. Biz laylon şampiyonlar değiliz. Plastik dünyanın laylon şampiyonları var. Antalya'da herkes şampiyon. Bizi karıştırmayın. Biz onlar gibi değiliz. Olamayız da. Evet değerli hocam, çok özür diliyorum. Hemen Mehmet hocama dönmek istiyorum. Konumuz yarım kalmıştı hocam. O kadar güzel sözleriniz var ki onları izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Lütfen devam edelim. Sevgili hocam, az önce uyardınız da ben yani şöyle bir şeyle girmek istiyorum. Yani sporun özellikle doğru kişiler ve doğru şekilde yapılması, bunun sakatlanmaların en büyük sebepleri bizim engellilerin büyük bir çoğunluğunun herhangi bir harekete bağlı. Yoğunluğuna baktığınızda, istatistik yoğunluklarına baktığınızda herhangi bir harekete bağlı. Yanlış hareket. Az önce reklama girmeden önceki son sözümde milli bir kardeşimizden bahsettim. Evet değerli hocam. Çok ciddi madalyalar almış milli bir yüzücü kardeşimiz bir atlayış sırasında küçük bir ters hareketten %98 5 yıl yatağa mahkum kalmış bir kardeşimiz var. Yani bizzat kendisiyle de yakinen ilgileniyoruz. Buradan Antalya Şube Başkanım Sayın Cemal Çolak Hoca'yı da selamlıyorum. Bu konuda ciddi bir geçmişi var. Ona kesinlikle da değinmek istiyorum. Fabrika Araba Ailesi'nde siz de biliyorsunuz yeri. Engeller Derneği adına bir spor merkezi yaptık. Orada tamamen kendi imkanlarımızla, özellikle Cemal Hoca'nın kendi el becerileriyle, bunun teknik bütün her şeyini kendisinin bizzat orada yapmak suretiyle bu bahsettiğim örneklemeden gitmek istiyorum ki anlaşılır olmak doğru istiyorum. Hocam. Bu yüzücü kardeşimiz yatağa %98 özürlü bir şekilde 5 yıl mahkumiyetten sonra Cemal Hocam'ın huzurunda bir böyle tekrar spora geri dönme azmi. Genç bir bacımız. İnanın şimdi burada keşke imkan olsaydı. Görüntüleri daha önce size de gösterdim. Biliyorum hocam. Yani biz belki de bu sporla imkansızı başardık. Bu konuda çok iddialıyım. Evet. İnşallah ileriki günlerde daha İnşallah. Geniş bir ortamda ben sizi görsellerle bunun nasıl bir hale geldiğini göstereceğim. Yani daha önce spor yapmış ve spordan engelli bir duruma gelmiş, nedeniyle kalmış insanlarda çok ciddi bir psikolojik sorun yaşıyoruz. Biz bir nevi özellikle ben sporun psikolojiyi çok iyi düzenlediğini iddia edenlerden biriyim. Bunu çok değerli hocalarımızla da çok defalarca tartışıyoruz. Spor sağlıklı insanı bile psikolojisini düzelten bir şey. Onun için hayatımızın en odak noktasına, bugün obezite olmanın, kilo almanın, buna bağlı sağlık sıkıntılarının en büyük sebebi spor yapmamız. Ben yıllarca yaptığımda 74 kiloydum. İşte bir sağının acizliğine uğrayıp yan tendonum kopması nedeniyle profesyonel hakemlikten oldum. Daha sonra kilo almak, bel fıtığı gibi, menisküs gibi bir sürü birbirine ekleyebilecek sağlık sorunları yaşadım. Ne zaman ki spora geri dönüyorum, sağlığıma geri dönüyorum. Yani burada hedef nokta her insanın, her bireyin mutlak surette hiçbir şey yapamıyorsa yürüyüş yapması. Artık yerel idarelerimiz bu konuda çok iyi. Bütün açık alanlarda her türlü evet. spor alanlarını getirdi. Şimdi özellikle ben bizim tesisimizden şuna bahsetmek istiyorum. Yani bu kardeşimiz, hiç yürüyemeyen kardeşimize biz onu ayağa kaldıracak teknik aparatlarla, kendi el imkanlarıyla yapılmış teknik, herhangi bir kurumun, herhangi bir fabrikanın yaptığı bir şeyler değil. Bununla öncelikle ayağa kaldırmak suretiyle.
Yani bir fizik tedavi rehabilitasyon merkezinde yatarak tedavi yerine biz bu insanı ona uygun aparatlar yapmak suretiyle yürümesini, daha sonra bu kireçlenmiş veya hareket etmeyen mekanizmadaki vücudunun bütün bölümlerini spor yoluyla tekrar kullanma pozisyonlarına ve aktif hale getirme gibi bir çalışmanın neticesi. Ben şaşırdım. Ben bu derneğin genel merkezinin en yetkili şahsı olarak söylüyorum. Bana daha önce söyleselerdi bu kişinin yürüyebileceğine inanmazdım. Önüme gelen raporu %98. Anne babayla konuştuğum zaman gitmedikleri hastane, gitmedikleri evet. doktor olmadığını ve bunları hakikaten böyle çok iddialı konuşuyorum. Bütün kamuoyuna kendilerini de deklare ederim, bu beyan ettiririm. Yani buradaki olay şu, spor yoluyla %98 raporlu bir insanı biz şu an yürür ve hareket hale getirip tekrar spora gidecek bir aynı duruma gelmese bile tekrar bir havuzda yüzebilecek, belki daha da ileri gidip tekrar eski haline gelebilecek bir pozisyondayız. Değerli başkanım, bu konuda Cemal Hoca'ya ben de çok inanıyorum, çok güveniyorum. Bir gün belim ağrıdı. İnanın kamptayız, Talas kampındayız, belim tutmuyor. Dedi ki kardeşim dedi şöyle bir uzan dedi. İnanın bana bir hafif bir dokundu masa şöyle belime. Dedi ki ters mekik yap. Şöyle bir elledi bir şeyler yaptı. Bir baktım ne bel ağrım kaldı ne bir şey. Bu bir ayrı bir yetenek. Yani kişiye göre alet üretiyor. O ayrı bir konu. Onu uzun uzun işlemek istiyordum. Aslında Cemal Hoca'nın da burada olmasını istiyordum. Yoğunluktan özel dolayı gelemedi. Dolayı bu arada bir telefonumuz varmış. Sevgili izleyiciler bir telefonumuz varmış. Alo buyurun. Alo. Buyurun. Bağlantı bekliyorum. Kiminle görüşüyorum? Sesinizi ben alamadım. Ben Durmuş Göç. Talat Hoca'nın arkadaşım. Ve Durmuş Hocam canlı yayındasınız. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Allah razı olsun Durmuş Hocam. Çok çok teşekkür ederim. Sizleri aramızda görmek ne mutlu böyle. Vallahi şimdi ben burada Türk boksuna hizmet vermiş çok iki güzide insanı görmekten mutlu oluyorum. Allah razı olsun. Ve Remzi Ataman kardeşim ve Cumhur Sarıkefeli buradan iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten çok güzel boksun güzelliklerini anlattılar. İzah ettiler. Çok güzel. Hocam siz de ünlü bir boksörsünüz. Ordu Milli Takımı'nda görev yaptınız. Siz de gerçekten çok hareketli bir boksörsünüz. Aynı zamanda sanatta da uğraşıyorsunuz hocam. Ben aynı zamanda Türk Halk Müziği'de de yarın da benim Kanal V'de programım olacak. Maşallah. Murat Balaban'ın programında konuk oluyorum yarın. Ne mutlu, akşam. Ne mutlu. Murat Hocam'a da selam olsun hocam. Hem sanatçı hem boksör olarak gazetelerde zaman zaman çıkmıştır. Şimdi boksla kısa ben sizin zamanınızı almak istemiyorum. Kısa ve öz olarak buradan Cumhur kardeşimin ifade ettiği gibi boks hemen insanı vurup yatırmak birinci roundda değildir. Boks bir şiir gibidir. Boks bir özelliği vardır. Ve güzel bir müsabaka çıkarabilmek için şiir gibi okunması lazım boksun. Boksu teknik kapasitesi üstün olan boksörler, fizik kondisyonu olanlar, bunlar çok az şu anda göremiyoruz ama inşallah bundan sonra olacaktır. İnşallah sizler, hocam. Ben inanıyorum. Amin. Bu spora hizmet ediyorsunuz. Savunma sporlarını da en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Allah razı olsun Durmuş Hocam. Çok bu konuda Mehmet kardeşime de iyi akşamlar diliyorum. Mehmet Kaplan kendisini tanıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Saygılar sunarım. Ve Remzi kardeşimize de gerçekten anlatmış olduğu, vermiş olduğu boksun hizmetlerinden dolayı çeşitli uluslararası müsabakalarda güzel dereceler almış. Çok kendisini kutluyorum. Başarılar diliyorum. Cumhur Sarıkefeli kardeşimize de bu programda konuk olduğu için teşekkür ediyorum. Güzel konulara değindiler. Hepinize iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Cumhur Hocam şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah ileriki günlerde de birlikte oluruz. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Allah razı olsun. Durmuş Hocam da çok önemli bir boksör. Gerçekten çok seviyoruz. Yıllardır kadim dostum. Cumhur Hocam size dönmek istiyorum. Değerli hocam. Şimdi. Remzi hocamız dedi ki boks da bir devrim. Onu ona sakladık. Bakalım o neler anlatacak bize. Ama ondan şimdi önce ben hocam. Şimdi ben konulara hemen şöyle girmek istiyorum. Durmuş'un söylediği, Durmuş iyi arkadaşımız bizim.
eski arkadaşımız. Gerçekten. 1978 Kayseri Türkiye Şampiyonası. Ağır siklet, gençler Türkiye şampiyonu Cumhur Asıl Kefeli. Ertesi gün Hürriyet tam sayfa, arka sayfasında o zaman Spor'du. Tam sayfa Türkiye'nin Muhammed Ali Clay'i geliyor. Tek yumruk almadan 3 maçı da ikişer üçer round oynayarak bitiren bir adam konuşuyor. Ağır siklette ben Emrullah Hoca'dan, Ali Uçar Hoca'dan, Seyfi Tatar Hoca'mdan aldığım tekniklerle yumruk yemeden bu çok maçımı bitirmiş bir adamım. Şimdi durmuşa gidiyor bu lafım. Yani teknik çok önemliydi ve ben ağır siklette teknik dövüşen bir boksördüm. Çok ağır siklette pek benim, teknik olmaz hocam, bakın, biliyorsun. Bakın Talat Hocam üretim. Benim evet. 85-90 tane maçım oldu o yıllarda. Maşallah. Ben şöyle söyleyeyim, 50 tanesinde yumruk yememişimdir. 50 maçımda yumruk yemeden maçı bitirmişimdir. Ve 3 round oynamışımdır çoğunu. Maşallah. Dönelim. Bu işin teknik tarafı. Şimdi sizden de bahsedelim biraz. Ben federasyonun Antalya il temsilcisi olarak Oba Boks'una verdiğiniz Allah destekten, mücadeleden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Hocam çok yani, teşekkür ederim. Yani tek başınıza evet. Mücadele üstüne mücadele veriyorsunuz. Bunları hep izliyoruz, dinliyoruz, seyrediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Cumhur Hocam, Osmanlı Oba Boks'unu unutuyordum bu bir şeref. Bu bir şeref. Çok teşekkür ederim. Bu bir şeref. Hocam. Yani hakikaten. Bu bir atasporumuz. Türkiye'ye mal olmuş bir spor. Siz de bunun önderliğini yapıyorsunuz. Ne mutlu size, ne mutlu bizlere. Allah sizin razı gibi olsun. İnsanlarla tanıştık. Sizin Allah gibi insanlarla oturup sohbet edebiliyoruz. Mehmet Hocam. Mehmet Hocam'la biz 87'den tanışıyoruz. Şimdi burada karşılaştık. Maşallah. 1987 Kulüp Alda Tatilköy Bayındır Holding'den çalışıyorum. Mehmet Hocam oralara gelip gidiyor. Biz o zamanlardan tanışıyoruz. Sadık Dedalar vardı, eski hakemler. Selam o zamanlardan olsun, tanışıyoruz. Penaltıcı Sadık abi. Her maçta yani, penaltıcılardı. Yani, kulakları çıkıyor. Remzi arkadaşımız da zaten hep beraberiz. Evet. Biz eskiden beri beraberdik. Allah bizi yurt dışında da bir araya getirdi. Kazakistan'da 6000 kilometre ötede beraber çalışma şeyimiz oldu, sahibimiz oldu. Şimdi döndüm başka bir konu. Hocam, evet. Tekrar tekrar ben basarak üstüne gitmek istiyorum. Kurumlara biz yöneldik. Benim asıl yapmak istediğim iş kurumlara yöneldik. Kurumlardan bir takım kurdurarak 1, 2, 3 Antalya'nın adını, demin siz de bahsettiniz King Box'ta niye bir Antalyalı boksör çıkmıyor diye. Üzülüyorum evet. 2 ay evvel burada Avrupa Şampiyonası yaptık gençler. Bir tane Antalyalı boksör yoktu, üzüldük. Keza bir Türkiye Şampiyonası yaptık geçen ay. 22 yaş altı Türkiye Şampiyonası dünyada ilk defa bizde yapıldı. Orada da bir tane Antalyalı boksör başarılı olup çıkamadı. Ama Antalyalı olup da başka takımlarda dövüşüp başka takımların adı altında dövüşüp evet. şampiyon olanlar var. Mesela bir Furkan Avcı var. Bizim Antalya'nın yetiştirdiği evet. boksörlerden. Şimdi Fenerbahçe adına dövüşüyor. Biz de Antalya'da bunu yapmak. Ben bunu Başkanım, yapmak istiyorum. Başkanım ne yapsın? Furkan evladımız. Ekmek parası. Ekmek parası. Ekmek Teklifte parası. Gelince gidiyor. İşte ben bunu evet. yapmak istiyorum. Bunun İnşallah. Peşindeyim. Yapabilirsem ne mutlu bana. Yapamazsam da benden sonraki arkadaşlar yaparlar. Başkanım Antalya boksuna isterler. Çok şey verdiğinize inanıyorum Şimdi, ve yok. Yapacağınıza da Hocam, inanıyorum. Hocam bir de şu var. Mesela Antalya çok değişik bir şehir. Her kültürden insan var. Burada Kazak evet. da var, Ağızka Türk'ü de var, Türkmen de var. Mesela bunların içinde çok iyi sporcular da var. Geçenlerde bizim Cengiz hocamızın elinde bir tane Azeri çocuk vardı. 75 kilo Remzi Bey hatırlar. Mükemmel bir boksör. Biz sahip çıkamadık. Gitti şimdi Rusya milli takımının formasını giyiyor. Buyur başkanım. Yazık biz sahip çıkamadık çocuğa buna. Antalya'mız adına niye biz sahip çıkamadık? Niye sahip çıkamadık? Evet. Maddi olanak. Maddi Doğru. Bir otel iş vermedi veya efendim bir kuruma sokup maaş bağlatamadık çocuğa. Yani bunu yaptığımız anda Antalya'nın ismi çıkar. Antalya'yı da bir yerlere getirmiş oluruz. İnşallah. Hocam gerçekten çok önemli. Benim de zaman zaman yaşadığım olaylar dünya şampiyonu olmuş. Çocuklar geliyor salonumuzda çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hatta ben 3 sene önce bir tanesine vatandaşlık için müracaat ettim. Oturma izni aldım. Kefil oldum. Yani. Allah razı olsun. Tabii o zaman değerli emniyet müdürümüz de sağ olsun yardımcı oldular. Allah hepsinden razı olsun. Bizzat çocuğu bir sene himayem altına aldım. Yani adresini tespit ettim. İşte evine telefon açıyorum. Evladım ne yapıyorsun? Aman
bir şey yapma, amaç öyle yapma. Niye Türk sporuna kazandırmak? Yani çocuk durdu, hocam dedi çok iyisin, Allah senden razı olsun. Ama ben dedi bir şampiyonum yani, bana kimse destek çıkmıyor. Ve tekrar tasını tarağı topladı gitti. Sahip çıkamadık. Oysa biz onu kickboksta, Muay Thai'da, Wushu'da çok iyi değerlendirebilirdik hocam. Hocam işte sahip çıkacağız İnşallah. Bu çocuklara. Bu çocuklar da ahlaklı, terbiyeli, namuslu, dürüst insanlar olarak. Belediye başkanlarımızdan istirham ediyoruz. Belediye başkanlarımızın görevi çok, yoğunluğu çok biliyoruz. Ama tabii biz de spor adamı olarak kimlerden isteyebiliriz? Yani gidip de Sayın Bakanımıza direkt söyleme imkanımız yok. Zaten Sayın Bakanımız da ilgilendirmez. Antalya'da daha, çözmek zorundayız. Tabii, Antalya'da, çözmek, Antalya'da zorundayız. Çözmek zorundayız. Onun için hocam özellikle belediye başkanlarımıza istirham ediyorum. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel'e ve bütün belediye başkanlarımıza selam gönderiyorum. Aynı zamanda Antalya Spor Belediye Tesis Müdürümüz Vedat Gürhan değerli müdürüme çok selam gönderiyorum. Yine Büyükşehir Belediyesi'nde özellikle yeni göreve gelen Basın Müdürümüz Selami Şahin'e selamlar gönderiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tabii özellikle Sayın Valimize de çok çok selam gönderiyorum. Ve hemen... çok özel bir konu bahsettim Cumhur Hocam. Biraz teknik, kanunlu bir şey değinmek istiyorum. Bundan yaklaşık 10 yıla yakın bir dönemde belediyelerin spor kulüpleri vardı. Belediyelerin adına. Evet. O zaman bu değerli sporcularımıza, bu herhangi bir spor dalı, futbol olsun, boks olsun, bunlara sahip çıkılıyordu. Evet. Şimdi kanunla bir düzenleme yapılmak suretiyle belediyenin bu şeyleri Sayıştay denetçileri tarafından yapılan incelemelerde daha sonra bertaraf hale geldi. Bunlar artık belediyeler bu işlevlerini biraz pasifize etti. Yapamadı. Kanunla yapamadı. Neden yapamadılar hocam? Kanunla, ya burada bir kanun engel mi var Mehmet? Bakın hocam, bir şey söyleyeceğim. Çünkü siz aynı şimdi zamanda çok, da o konuda çok uzmansınız. Evet, bilgilisiniz hatta. Biraz, ben bizzat biliyorum. Yetkili olarak ben yanınıza da gelmiştim. Sizin bizim de tesislerimizde biz de bazen kamunun yararı olduğunu düşünsek de kanunen buna müsaade etmeyen, engel teşekkür eden bir yasa var önünde. Doğru. Onu uygulamakla yükümlüsün. Doğru. Tamam orada bir emek var, bir amaç var ama kanunda bazen düzenlemelerle bunu engelliyor. Şimdi Cumhur Hocam'ın dediği gibi yurt dışından gelen o kadar çok kardeşlerimiz var ki ne sorunlarla yaşıyor? Deniz Hocam ya çok özür dilerim. Belki konunuza girdim. Biraz hani kamusal kimlikten sık taleplerden dolayı yaşadığımız şeyler. Bugün bir Kazakistan. Ya bakın ne kötü ki Rusya'da milli takımda. Bu insanlar emin olun çok büyük çabalar gösterdi. Sayın Federasyon Temsilcisi hocam mutlak surette çaba gösterdi. Ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum ya. Gerçekten ben kendi adıma söylüyorum. Bütün imkanlarımı kullanmaya söz veriyorum buradan. Böyle gerçekten milli olabilecek, ülkemizi milli gururla bayrağımızı taşıyacak sporcularımıza biz el atalım. Hocam buyurun siz getirin. Ben gerekirse yemin ediyorum bütün bakanlıkların önünde yatacağım. Yani bunlara sahip çıkılması gerektiğine inananlardan biriyim. Bu arada özellikle söylemek istiyorum. Federasyon Başkanı olarak yaptığınız mücadeleyi biliyorum. Osmanlı demek, milli demek. Lütfen buradan Sayın Spor Bakanıma söylüyorum. Rastladığım yerlerde de bahsettiğimden yüreğiniz emin olsun. Bundan sonra da daha fazla bahsedeceğim. Bu da bir milli spordur. Bunun teknik tarafları tartışılıyor. Bazen işte sporda ya karate var, tekvando var, boks var. Talat Hoca da çıkarmış bir konu. Ya lütfen bunun milli ruhuna gidin ya. Ben Talat Hoca'yı 25 yıldır tanırım. Kimi gönderdiysem sporcu yapmaya çalıştım. Belli bir noktaya geldi. Hakikaten başaracak kişi kendisi vazgeçtiği için bu başarıya gidememiştir. Yoksa aldığı tekniklerle bizim çocuklarımıza da emeği vardır. Allah biz de dönem dönem demin bahsetti tekvando gibi güreş, bazı çok beraber olacak. Yaptık. Ama ben profesyonel yapmadığım için o konulara değinmiyorum. Herkes... Mehmet Hocam 4 ayda Türkiye ikincisi çıkarıyorum. 8 ayda tescilli dünya dördüncüsü çıkarmışım. Daha ne yapayım ben hocam? Ben salonunuzu defalarca yani, geldim gördüğüm çalışmaları. Yani onun için ben özellikle şu konuda çok ciddi bir yaramız olduğunu düşünüyorum. Biz amacımız milli. Bakın bir sürü engelli futbol takımımız şampiyon oldu. Bu insanların yemin ediyorum inanın psikolojik rahatlaması spor yapmayan engellilerimize kadar yansıyor. Yani biz onlara da bu işin psikolojik her insanın bir sporla psikolojiye ihtiyacı var. Kesinlikle. Bundan dolayı hemen bir konuya söyleyeceğim. Bizim engellilere sporun en büyük tekniklerden bir tanesi
maalesef hepimizin yaptığı şeylerden bir tanesi. Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütleri üye sayısıyla çoğalarak ses duyurmak amacında faaliyet gösterirler. Ben mensubu bulunduğum Dünya Zihinsel ve Fiziksel Engelli olarak Rabbime dua ediyorum ki bizim sayımız sıfır olsun. İnşallah. Yani biz çoğalmak değil tam tersi İnşallah. Azalmak istiyoruz. Evet. Onun için futbol sahalarına gidiyor herkes. Akşam halı saha gibi teknik hatalar yapılıyor insanlar. Bunlar da engelli olarak bize katılıyor. Gidiyor sahaya, özellikle değinmek istiyorum kısa hemen Remzi Hocam'a bırakacağım. Sahaya gidiyorsun futbol sahası. Halı sahalar çok tehlikeli. Halı sahalar çok tehlikeli. Buradan herkes... Gerçekten hocam. Çünkü orası ticari bir işletme. Buyurun gelin bizim bütün tesislerimizi kullanmak isteyen herkese ben açıyorum. Buradan bütün kamuoyuna da söylüyorum. Halı sahalar 9-10, 10-11, 12-1. Gittiğinizde 10 dakika önce sahaya geliyorsunuz. Sahanın zili çalıyor. Hop sahaya giriyoruz. Hepimizin yaşadığı profesyonel oynadık. Kesinlikle. Yaptık. Orada 2 dakikada topa ya vuruyorsun, başlamadan gidiyor, bir tarafına atıyor. Isınma yok. Ya da sahaya girer girmez ısınma. Açma gelme yok. Sporun her tarzının minimize edilmiş yarım saatlik bir temel ısınma süresi vardır. Bunu yapmayan herkesin burada sakatlanma riski vardır. Buradan bütün kardeşlerime, bütün kamuoyuna söylüyorum. Lütfen sporu hakkıyla yapsınlar, ısınmadan yapmasınlar. Biz üye istemiyoruz ya. Bize üye olmayın lütfen ya. Evet. Değerli Mehmet Hocam çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Özellikle halı sahalar bu konuda çok, gerçekten çok, resmen. Ben bu konuda denetlenmesinin gerektiğine inananlardan. Evet. Hemen sözü Remzi Başkanıma bırakıyorum. Remzi Hocam kaldığımız yer çok önemliydi. Vallahi ben şikayetçiyim. Türk boksunda bir devrim vardı hocam lütfen. Evet. Ya devrim vardı. Benim niyetim aslında yani televizyon kanalınız vasıtasıyla Türk boks arşivine geçecek bazı tespitlerim vardı. Bunları hocam, burada sizin... ama şimdi çok yani vaktimi çaldınız siz benim. Şimdi bir hocam, de şey böyle oldu. Yarım yani, saatimiz var. Yarım yani. Saatin 20 dakika sizin. Lütfen buyurun. Bizim şöyle... televizyonda haksızlık olmaz hocam. Kanal ve evet. Dünyaya açılan bir penceredir. Gerçekten bizim televizyonumuzda her şey adaletlidir. Şimdi, Allah razı olsun. Yönetim kurulu başkanımızdan genel müdürümüze kadar. Evet. İnanın her şeyi tam düşünürler. Buradaki yani, arkadaşlarım da aynı şekilde. Şimdi, Allah razı olsun. Buyurun ben hocam. De şey kendimi Antalya boksuyla ilgili bazı sıkıntıları dile getirmekle mecbur hissediyorum. Şimdi lütfen. Yani o aslında dediğim gibi yani hiçbir televizyon kanalında bugüne kadar yani söylenmemiş şeyleri bu televizyon kanalında söyleyip yani Türk boksundaki ekol çatışması işte boksun Türkiye'ye girişi işte bazı Ahmet Esat Tomruk gibi mesela İngiliz Kemal işte Sevip Tatar Celal Sami bunları da böyle yad ederek ölümsüzleştirmek istemiştim. Ama öyle konuşma o şeye geldi ki yani ben de bir şeyler söylemek istiyorum şimdi Antalya'daki boksla ilgili. Lütfen hocam. Şimdi hocam yani siz uzun yıllar sporun, boksun, kickboksun, muay thai yani hepsinin içindeydiniz yani savunma sporları. Hatta öyle bir noktaya geldiniz ki ben de Cumhur Bey'le Mehmet Bey gibi sizin hakkınızı vermek istiyorum Osmanlı boks konusunda. Yani öyle özümleyip yorumladınız ki sonuçta diğer yabancı farklı kültürlerin ritüelleriyle süslenmiş spor diye yutturulan bilmiyorum katılır mısınız bazı kesinlikle branşlar bazı branşlar kesinlikle öyle ne yazık ki yani showman evet. Tarzı komik şeyler hareketlerden oluşuyor. Bir dini ritüellerden ortaya çıkarılmış spor diye işte seyrettirilen şeyleri muhatap oluyoruz. Başkanım defalarca söyledim. Evet. Ulusal kanallarda da söyledim. Tapınak kültürü, Budizm kültürü, ateistlik. Evet. Yani bunları işliyorlar. Siz bunlara karşı bir tepki hareketi geliştirdiniz ve bunun da mücadelesini veriyorsunuz. Eksik fazla doğru yanlış ama bir şey üretiyorsunuz, ortaya bir şey çıkarttınız. Buna da Osmanlı oba boksu dediniz. Tartışılır ama hakkınızı da vermek lazım. Ben her zaman söylerim. Allah her toplumun hocam. Sosyo-kültürel yapısının spora yansımaları vardır. Yani bir ülkedeki
sportif faaliyetleri o ülkenin ekonomisinden, siyasetinden, ne bileyim kültürel yapısından şey düşünemezsiniz. Ayrı düşünemezsiniz. Yansıması da ona göre şekillenir. Yani bunun şeyi yapılır. Oturulur, analizi, sosyolojisi yapılır. Yani bu, birçoğumuz bunun farkında bile değilizdir. Yani siyaset spora yansır, ekonomi evet. spora yansır. Antalya'da çok yani çok orijinal bir tuhaflık var. Bir kere şunu çok iyi bilmek lazım. Antalya çok enteresan bir insan profiliyle müteşekkil oluşmuş. Yani Cumhur arkadaşım söyledi, Ağızka Türkleri var, Tatarlar var, şey yabancı yani Rus evliliklerle ortaya çıkmış ailelerin çocukları var, okulları var, onların sportif faaliyetlere entegrasyonu var ki çoğu hepimizin bugün 10 bin kişilik kapalı spor salonunun altındaki antrenman salonlarının her birinde bir tane mutlaka girin. O her seansta bir yabancı evlilikten olma bir çocuk, bir farklı bir kültürün şeyi unsuru var yani. Bir başka şey, orijinal bir şey, bunu hepimiz atlıyoruz. Antalya biliyorsunuz çok farklı, Türkiye dışından çok farklı ülkelere mensup insanların gelip yerleştiği de bir yer. Ben biliyorum mesela çok ünlü bir Rus antrenör Antalya'ya yerleşti. Hatta bir dönem Türkiye Boks Federasyonu'nun milli takım antrenörlüğünü yaptı. Mesela yine Cengiz hocamız var. Azeri, kırmızı diplomalı boks antrenörü. Antalya'da yaşıyor. Yani yıllarca Türk milli takımının Antalya'daki boksa katkısı ne? Tartışılır. İstenilen düzeyde mi hocam? Cumhur Bey? Değil. Bence değil hocam. Değil. Ben bizzat Mehmet şimdi, hocamı çok severim. Evet, tanırım da. İyi. Ama bizzat değil. Öyle bir değil. Antrenörü. Yani, doğru mu hocam? Bizim Antalya'mıza her zaman şampiyon çıkarmaz. Ticaret yapıyor şu anda. Ticaret yapıyor, vaktini ayıramıyor. Haklı. Haklı. Hocamız da haklı. Yani eleştirme anlamında demiyoruz. Yani Antalya olarak aslında muazzam potansiyele sahibiz. Ben eski il temsilcisi, siz yeni il temsilcisi evet. olarak bir çuvaldızı kendimize batırıyoruz şimdi. Batırmak durumundayız. Ama sorumlusu sadece federasyon mu, sadece devlet mi? Hayır. Yani burada bir yapı eksikliği var. Sizin de Cumhur Bey'in bahsettiği gibi başarılar var. Bir Adem Furkan Avcı evet. örneğini verdik. Yıldızlar Avrupa şampiyonu bu çocuk. Özbeöz Antalyalı bir çocuk. Onun gibi arkasından gelen yetenekler vardı. Ama devamı gelmedi. Mesela yine ama ne yaptık? İsmini vermeyeceğim. Bir merkez belediyemiz bünyesinde bu şahıs yetişti. Adem Furkan Avcı. Talat Hocam çok önemli. Altını çiziyorum. Siz demek istediğimi anlarsınız. Bir merkez belediye, merkez ilçe belediyesi boks faaliyetini kapattı. Bunu yetiştiren, bu çocuğu yetiştiren, Yıldızlar Avrupa şampiyonluğu Adem Furkan Avcı'yı yetiştiren kulübü belediyedeki boks branşını kapattı. Onunla beraber 17-18 tane benim bildiğim vardı. Çocuğu kapının önünde, belediyenin önünde salonda kapattı. Boks faaliyetlerini de bitirdi. Antrenörü de çok alakasız, ilgisiz bir göreve istihdam ediyor orada. Bitirdi boksu. Yani tek bir yapı vardı. Yani başkanım bir konuyu hemen söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Aynı belediye başkanımız siz birbirine vuruyorsunuz. İşte atıyorum Muay Thai'da şort giyiyorsunuz falan gibi evet. deyip Muay Thai maçına gelmeyip voleybol maçını izleyen bir başkanımız. Orada sanki bizim gibi şalvar giyiyorlar. Osmanlı kültüründe şalvar var biz hocam. Biz bu sporu ortaya çıkarırken her şeyi düşündük. Evet. 10 senemi verdim, ömür harcadım. Evladım evet. gibi. Dolayısıyla eleştirecek çok konular var aslında. Yani, evet. Hocam müsaade ederseniz. Müsaadesiz hocam. Şimdi kalmasın yani bu bir şey. Ben aynı takımı, yine isim vermiyorum. Yani cevap hakkı da olmasın evet. veya şey olmasın. Vermiyorum yani karşı hocam. Bir propaganda tabii, tabii, olmasın. Tabii. Bir başka ünlü, yani Antalya'daki en belediyelerimizden birisinin başkan yardımcısı olan şahsa boks
çalıştırıyordum. Beraber çalışıyorduk. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Onun da ismini vermeyeceğim şimdi. Belediye başkan yardımcısı. Biliyorum hocam, vermeyin, evet. Vermiyor. Kendisi abi yapacağımız bir şey var mı, ne yapabilir? Ben hazır o boks faaliyetlerini kapatan belediyenin boks takımını antrenörüyle birlikte gerekirse hiçbir ücret talep etmeden, hem kendim adıma, antrenör adına, sporcular adına, sadece bir branş oluşsun. Bir antrenman yeri gösterilsin. O zaman çünkü 10 bin kişilik kapalı spor salonumuz yoktu. Yoktu. Spor salonumuz yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Antalya'da boks ringi olan bir devlete ait bir salon yoktu. Yani Antalya Türkiye'nin şimdi dördüncü büyük şehri. Spor yönünden muazzam bir şeye sahip, potansiyele sahip. Ve fakat salonu yoktu. O günleri geçirdik, o günleri yaşadık biz. Merdiven altı neredeyse tarzındaki salonlarda il şampiyonasını yaptık. İl birinciliklerini yaptık. Çok büyük sıkıntılar çektik. Başkanım bilmem mi, çok özür dilerim izleyicilerimizden de, tuvalet kokusundan geçilmiyordu. Orada gittim de şube müdürüne istirham ettim. Dedim ki değerli müdürüm, Allah aşkına şuraya bir su döktürün. Bizzat kendim uğraştım, elimi fırçayı aldım da oraları temizledim. Yani o terin içinde çocuklarımız yukarıda yıkılan yeri kastediyorum. Ter içinde orada terliyoruz ve aşağıda da şeyden geçemiyoruz. Çok haklısın. Şimdi çok hocam, haklısın hocam. Neyse yani çok fazla Antalya ile ilgili yapılabilecek gerçekten çok şey var ama Cumhur Bey'in de dediği gibi artık devletin, belediyelerin, özellikle belediyelerin, yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bütün belediyelerin boks takımı var ama Antalya'da hiçbir belediyenin boks takımı yok. Yani olacak şey mi bu? Evet. Ya bu evet. Yani nasıl bir bakış açısı? Yani kabul edilemez. Hocam çok haklısın. Ben bir de sizin başka bir yönünüz daha var. Onu da gündeme getirmek istiyorum. Psikoloji ve sosyoloji yönünüz de çok sizin evet. Önemli. Nasıl olmalı bir sporcu? O konulara biraz girebilir miyiz Remzi Başkanım? Çünkü son 10 dakika, 15 dakikaya girdi aslında yani hocam. Ben biraz böyle farklı konulara, yani kimsenin değinmediği konulara değinmek açısından, işte kadın sporda cinsiyet, kadın erkek eşitliği, olimpiyatlarda boks, evet. Kadın boks takımlarının falan durumu, Türkiye'deki durumu, Antalya'daki onlara falan değinecektim falan ama hocam zamanımız var, değinebiliriz çünkü siz bu konuyla ilgili hem bilgilisiniz evet. Hem yetkilisiniz, daha önce de ulusal basınlara da evet. Bilgiler verdiniz, lütfen onları da işleyelim hocam. Hocam dediğim gibi bir yapı sorunumuz var. Yani başarılar Antalya'da ve Antalya dışındaki illerde genellikle kişisel gayretlerle gündeme geliyor. O şey yapıyor, ortaya çıkıyor. Bunların belediyeler gibi, büyük firmalar gibi, hani nasıl mesela, yani hakkını vermek lazım şimdi. Fenerbahçe, evet. Türk boksuna muazzam bir destek veriyor. Müthiş veriyor. Aziz Bey, Aziz Yıldırım buraya geldi. Ben takım tutmam. Hayatımda bir takım tutamam. Ben Galatasaray'ım ama Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Hiçbir bu açıdan. Hiçbir zaman tutamadım. Çünkü gerçekten boksta Fenerbahçe efsane. Allah razı olsun. Fenerbahçe geçen işte Cumhur Bey'in şeyleriyle, Muratpaşa Belediyesi'nin de katkılarıyla salon tahsis etti. Bize Çağlayan Spor Salonu'nu evet. Tahsis etti. Orada U22, yani Under 25, 21 yaş altı 22 yaş altı Türkiye şampiyonası yapıldı. Ondan sonra yani orada gündeme geldi. Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım, ha onu söyleyecektim. Aziz Şimdi Yıldırım çok önemli. Geldi yani. Çok salona önemli geldi. Bir şey hocam. Aziz gerçekten Aziz Başkan'ın Antalya'da Türkiye şampiyonasına bir gelmesi, boks maçına gelmesi. Evet. Yani boks maçına gelmesi. Ya şimdi tebrik edilecek, evet. Gurur verilecek, evet. Plaket verilecek bir davranış. Allah yani razı olsun. Yani Antalya'da yemin ediyorum, yani böyle iki yapı Antalya boksunu uçurur. Yani uçurur. Uçurur. Yani Türk boksunu demiyorum, yani evet. Yani Avrupa boksu arasına sokar. Yani Türk boksunda evet. Yani mutlaka evet. Söz sahibi haline gelir. Çünkü Antalya'da bir üniversitemiz var. Antalya'da yani mevsimi dolayısıyla, işte özellikleri, güzellikleri dolayısıyla Antalya insanlara cazip, insanların tercih ettiği bir yaşamın yer. Rahat olduğu yani, bir şehir. Ya çok insan Antalya bir de yerleşik, yani
otokton halklar itibariyle de bir Yörük Türkmen yeri Antalya. Yani boksa çok yatkın bir aslında etnisite Antalya. Ben yani görevim gereği işte Kazakistan'da Cumhurbaşkanı ile beraberdik. Yani Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde falan bulundum. Mesela yani o coğrafyada Türk kültürlü halkların boksa muazzam bir şeyi var. Yani yatkınlıkları var. Aynı halk Antalya halkı. Evet. Yani Yörük Türkmen halkı. Bunlar Türkmen. Yani eski Sovyetler Birliği zamanında, yani Sovyetler dağılmadan önce, 91'den önce Sovyetler Birliği boks takımında yani her zaman mutlaka çok sayıda Türkmen ve Özbek, işte Kırgız boksörler oluyordu. Evet. Bunlar kesinlikle, şimdi Antalya'nın halkı bunlar. Yani bir Serik, bir Gazi Paşa, bir Alanya. Bunlardan boksör çıkmaması mümkün değil. Mümkün değil. Başkanım yani, ben Serik'e kickboksu koyduğumda biliyorum. Hatta şunu dedim. Yiğidin harman olduğu yer Serik. Hakikaten evet. Güreşte de öyle. Evet. Güreşte de öyle. Evet. Neyse hocam. Yani Antalya aslında inşallah yani önümüzdeki günlerde işte Cumhur Bey'in gayretleri var. Ben her zaman onunla beraberiz, yan yanayız. Zaten kardeş gibiyiz. Yani ne güzel. Biz bu Antalya'daki boks camiası zaten. Ya az önce Şöhrettin Bey de aradı. Kendisine buradan selam gönderiyorum. Evet, selam olsun. Ondan sonra Durmuş Bey aradı. Yani biz birlikteyiz, beraberiz, dayanışma içerisindeyiz. Her şeyin iyi olmasını istiyoruz ama herhalde en büyük eksiğimiz bir yapının bize sahip çıkması bu işin organize. Yoksa hani olmayacak bir şey yok. Çünkü Allah'a şükür şimdi şey de var. 10 bin kişilik kapalı spor salonu büyük bir imkan. Çok büyük bir imkan. Gerçekten. Şimdi biz Türk Ocakları'nın gençlik yapılanması olarak orada ben salı perşembe günleri dersler de veriyorum. Maşallah. Yani bir üniversite gençliğine de sevdirmeye çalışıyoruz. Hocam boksu. Bunları da ücretsiz yapıyoruz değil mi? Tabii özellikle belirtelim. Sanki biz bunları isterken bir maddi bir beklenti içindeymişiz gibi algılayabilirler. Yok. Çünkü herkes bir şey bekliyor devletten. Evet. Biz hiçbir şey beklemiyoruz sevgili izleyiciler. Biz sadece diyoruz ki en büyük Türkiye ne mutlu Türk'üm diyene. Yani güzel insanlar yetişsin. Gençlerimiz spor yapsınlar. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Allah razı olsun. Bu konuda Osmanlı boksuyla ilgili de başkanım sözünü kestim ama çok önemli. Evet. Sayın Dışişleri Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Mevlüt Çavuşoğlu. Allah ayağını taşa değdirmesin. Değerli bakanım. Siz benim için çok değerlisiniz. Vallahi, vallahi inanarak söylüyorum. Her cuma akşamı dua ediyorum size. Allah sizden razı olsun. Osmanlı boksuna verdiğiniz destekten dolayı, Türkiye'ye verdiğiniz destekten dolayı sizinle gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Buradan teşekkür etmek istiyorum. Hem bütün ekibe teşekkür etmek istiyorum. Özel kalemden danışmanınıza kadar hepinizden Allah razı olsun. Evet değerli hocam. Neler yapabiliriz başka hocam? Hocam bir katılım olsun. Çok özür diliyorum. Lütfen hocam. Hocam özellikle daha önceki görevi nedeniyle de dile getirdiği bir spor dalı nedeniyle boksun mesela Antalya'da başarısızlığının sebeplerini söylemek istiyorum. Yani bence diyorum. Hocam bu işin aktif içinde olduğu için. Ya bu sporu sizin gibi yıllarına emek vermiş insanlar beklentisiz manevi yönden yapanlar. Ama sporun bütün dallarında maalesef Türkiye'de şöyle bir algı var. Bunu biraz ticarete dökme zihniyetiyle açılan kulüpler, salonlar bunların işte başarısızlığının en büyük temelleri olduğunu düşünüyorum. Yani sizlerin biraz daha ön planda aktif hale gelmesini, tabii bunu da kurumların da desteğiyle bence başarının oradan geleceğini düşünüyorum. Yani biraz maddi iki takım beklentilen. Hocam, iki takım kural bir kurdurabilsek biz uçururuz Antalya. Ama işte maalesef bir rekabet var her spor dalında. İşte buna da ticaret girince böyle bir özür dilerim hocam. Hocam işte yani bunun en güzel örneği görüyorsunuz. Yani Fenerbahçe bizim yetiştirdiğimiz bir Antalya değerini aldı. Buradan bizim boksörümüzü kaptı. Evet. Engel olamadık. Arkasından yine bir Adem Furkan Avcı'dan başka yine bir boksörümüzü daha aldı bünyesine. Ama ailevi nedenlerden doğru geri dönmek zorunda kaldı. Yani bu tip olaylarımız var. Çok enteresan mesela buna rağmen bütün bu olumsuzluklara rağmen yani bu Antalya'daki bu beklediğimiz, istediğimiz, arzuladığımız desteği bulamamamıza rağmen tamamen kişisel özverilerle, gayretlerle mesela siz bizim bu işten bir maddi falan şey mümkün değil, olamaz.
Kaldı ki bir de bizim harcamalarımız yani. Kesinlikle hocam. Cebimizden harcamalarımız yani, gündeme olsun. O ya, feda olsun. Seviyoruz şeyi. Feda olsun. Yani şeyi, gençlerimize evet. İnşallah daha iyi olacak. Hocam inşallah daha güzel olacak. Remzi hocam çok güzel konulara temas ettiniz. Tabii siz biraz daha bilimsel ve değerli Mehmet Başkanım gibi bürokratik konuşuyorsunuz. Biz biraz daha düz konuşuyoruz. Seyircilerden özür diliyorum. Efendim hakikaten bazen insan kendini tutamıyor. Çünkü yıllarımız geçti. Kolay değil. Bir ömür harcadık. 50 yıla yakın bu spor içindeyiz. Zaten hani derler ya sporcu olacak bellidir. Diyorlar ki bana sporcu olacak bir kişi getir. Ama hayvanlardan tuttuğunu getir. Şimdi bizim hakikaten Cumhur Hocam bizim çok böyle çocukluk dönemimizde... Toprağımızda var demek. Toprağımızda var biraz. Çok da başarılı insanlar var gerçekten. Evet. Onun için değerli hocam yönetmenim işaret ediyor. Gerçi zamanımız biraz daha var ama son cümleleri toparlayalım hocam. Ondan sonra programımızı noktalayalım diyorum. Fakat hocam Cumhur Hocam'a başlamadan önce Remzi Hocam'ın yarasına ben buradan bir çağrı yapayım. Lütfen hocam. Sayın Antalyaspor yeni, taze, pırıl pırıl başkanım Cihan Bulut Bey'e buradan sesleniyorum. Deminden beri bahsettiği konu. Evet. Bir tanesini Rusya Milli Takımı alıyor. Birini Fenerbahçe Spor Kulübü alıyor. Başkanımı çok severim. Yıllardır da tanırım. Kişiliğine, şahsiyetine hayranlık duyduğum bir insandır. Sayın Başkanım buradan çağrı yapıyorum. Remzi Hocam'ın sesini duy. Kesinlikle Cumhur Hocam ki şu an aktif bu işin başında, sadece boks için demiyorum, bütün spor dalları için söylüyorum. Lütfen Antalya'mızdaki olan, kendini zaten ispatlamış ve bunu gösteren sporcularımızı lütfen başka ilin spor kulüpleri, başka ülkelerin spor kulüpleri almasın. Senin sahip çıkacağına buradan yürekten inanıyorum. Lütfen bu çağrımızı, bu sesimizi duysun. Mehmet Başkanım, Cihan Bulut... Bizzat da gidip kendisine bunu dile getireceğim. Remzi Hocam'ın şahsı nezaket gösterirse birlikte gidelim. Ben onun buna duyarlı bakacağına yürekten inanıyorum. Gideriz, gideriz. Hep beraber gideriz. Çok mutlu olurum gideriz. Çünkü Cihan Bulut Başkanımı ben de destekliyorum, yanındayım ve tanışıyoruz. Allah razı olsun. Belki de biz kendisine söylemediğimiz için belki muhakkak bizim yanımızda yer almadı. Aslında bizim de belki eksilerimizden birisidir. Doğru mu? Çok özür diliyorum. Zaten hatamız nerede biliyor musun hocam? Çok özür diliyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Sadece futbol endeksli bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Spor deyince aklımıza futbol geliyor. Yazık. Onun için futbol spor kulübü başkanlarına sesleniyorum. Bakın neden onlara sesleniyorum? Hep siz ön plandasınız. Her şey futbol. Evet. Ben de futbolun içinden geldim. Profesyonel hakemlik yaptım yıllarca. Lütfen spor kulübü başkanları, futbol spor kulübü. Özellikle Cihan Bulut Başkan'a söylüyorum. Diğer spor dallarının sesini duyunuz. Hocam bir şey söylüyordum unuttum. Tabii başkanım. Böyle Antalya'da boksla ilgili çok kişinin ismini anıyoruz da ben her seferinde bir kişiyi unutuyorum. Ona buradan selam göndermek istiyorum. Hocam. Soner kardeşim var, Soner Vuruşkan. Canımız o da Konya'dan gelip buraya yerleşen eski boksörlerimizden. Onun da burada ismini özellikle anmak istedim. Hocam ben de hemen ismi anayım çünkü Şöhrettin Hocam'a, Arif Doğru Hocam'a, Ali Dilek Hocam'a, Durmuş Hocam'a, Atilla Aslan, Türkiye'nin gururu. Atilla Aslan benim beraber salonunda boks yaptığımız çok değerli bir şampiyon. Kübali'yi yenen tek Türk diye geçer. Seyfullah Aydaş, Seyfullah zaten bambaşka bir boksör. Seyf abinin küçüklüğüdür o. Bülent Angın, Allah gani gani rahmet eylesin. Köksal Özoğlu Öz ve Seyf abime. Seyf abimin ölümü beni eylesin. Çok etkilemiştir. Nur içinde yatsın. Rahmetli Cavit Karabey'in ölümü de çok etkilemiştir beni. Toprağı verirken Ankara'da, Karşıyaka'da o da çok etkilenmiştir. Hatta gözlüğüm düştü mezara. Dedim Cavit ben daha gelmeyeyim kardeşim. Nur içinde yat dedim. Onun Seyf abi de çok etkilemiştir. Çok büyük bir insan. Çok büyük bir boksör. Türkiye sahip çıkamadı. Efsane. İnanın efsane. Ben üzülüyorum. Şimdi buradan tabii Türkiye Boks Federasyon Başkanımız Sayın Eyüp Özgeç Başkanıma ben selamlar gönderiyorum ama zaman zaman da başkanımı biraz böyle inleliyorum. Değerli başkanım Allah'ını seversen şu telefonunuzu açın. Şoförünüze vermeyin. Bir başkan telefonla ulaşamıyorsa bir spor adamı. Yani o zaman telefon taşımanın bir anlamı olabilir mi? Ben sizin yanınızdayım. Karşınızda değilim. Ben Antalya boksunun içinde fahri bir hambalım. Lütfen dikkat edin bir hambalım. Sadece boksu çok sevdiğim için. Boksa sevdalı olduğum için boksun yanındayım. Yoksa ben şu anda Türkiye
kickboks profesyonel şube başkan yardımcısıyım, milli takım antrenörüyüm, Osmanlı Boksu Federasyon Başkanıyım. Ama boksuz hiçbir şey olmaz. Tuzsuz yemek yenmediği gibi boksuz da dövüş olmaz diyorum. Başkanıma sevgiler gönderiyorum. Bu arada yine Antalya Spor İl Müdürümüz Burhanettin Hacı Cafer oğlu. Müdürüm çok teşekkür ediyorum. Telefonlarımıza bakıyorsunuz. Konuğumuz da olacaksınız. Yanlış şart koştunuz. Haklısınız. Sizi tek alacağız. Yanınıza kimseyi almayacağız. Onu da söyleyelim. Bu arada yurt dışında çalışan sevgili Zeynep Bursa'ya yerleşmiş. Hocam diyor ben de Osmanlı Oba Boksu yapacağım diyor. Tabii ki Osmanlı Boksu yaparsın sevgili Zeynep ama bizim kurallarımız var. O tırnaklarını kesmen lazım. Uzun tırnakla eldiven giyemezsin ve dövüşemezsin. Yine çok sevdiğim tabii ki reisimizin de büyük amcası Ahmet Erdoğan'a selamlar gönderiyorum. Ahmet abi hürmetler ediyorum. Allah senden razı olsun. Ne zaman bir derdimiz olsa alo diyoruz. Telefonumuza bakıyorsun. Yine Amerika'da yaşayan sevgili Fatih Erdoğan'a saygılar gönderiyorum. Evet son birer cümleleri alıp bitirelim dedik. Konu biraz dağıldı ama bu arada da selam gönderme imkanımız oldu. Değerli hocam son tamam. Cümle. Şimdi Talat hocam başkanımıza yaptığın serzenişe cevap. Lütfen beni ara. Ben başkanın temsilcisiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Her türlü derdimize çare buluruz. Çok teşekkür ederim. Biz birbirimizi bundan sonra direkt buluruz. Sizi arıyorum. Hiç sıkıntı yok. Peki, ben Allah başkanın razı olsun. Antalya'daki elçisiyim. Biliyorum. Problem yok. Biliyorum. Allah razı olsun. Şimdi sağ ben son sözüm şu. Ahlaklı, sağlıklı, temiz toplumlar, spor yapan toplumlar olsun. Biz de buna elimiz el verdiğince, gücümüz el verdiğince yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Yani saygılı, ahlaklı, düzenli, bakın Mehmet hocamız da burada, sakatsız toplumlar olsun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem katılımcılara hem Talat hocam. Bize bu imkanı hocam, verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Kurumum adına çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok yoğunsunuz. İki tane otel sizi bekliyor. Bir sürü insanlar teşekkür sizi ederim. Bekliyor. Sağ olun. Onların içerisinde bıraktınız geldiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Çok Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Ya, hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Evet değerli Mehmet ben Başkanım. Ben Remzi Hocam'ın helallaşmak için söz hakkı kalırsa ben konuşayım. Remzi Hocam'ın. Peki Remzi Hocam. Ben de bitir yani en azından kalırsa. Yok ne demek. Lütfen. Hocam ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Aslında programda yani şimdi söyleyeceğim şeye konuya olayı anlatarak safahat olarak getirecektim ve bunları söyleyecektim. Hemen özetle şunu söyleyeyim. Antalya'da boks benim arzum. Cumhur Bey de benimle aynı şeyi paylaşıyor. Çünkü sürekli her gün konuşuyoruz. Antalya'daki boks bilimle barışık, bilimsel boks olsun istiyoruz. İnşallah. Cumhur Bey de zamanında kendisi anlattığı ağır siklet olmasına rağmen Türkiye'nin en teknik boksörüydü. Ben 1980 yılının Türkiye şampiyonu ve en teknik boksörü seçilmiştim. Yani teknik boksör olma şeyimiz vardı. Yani boksun yumruk almadan ve belli bir estetik içerisinde, belli bir görsel güzellik içerisinde sergilenmesini istiyoruz. Ve Antalya boksunun böyle bir ekole sahip olmasını istiyoruz. Yani antrenörlerden özellikle ve hakemlerden zamanla mesela hakemlerin de aslında boksa bir şeyi var, katkısı var. Yani mutlaka. Hakem maç yönetirken estetik olmayan, faulü dövüşen, boks dışına taşan şeyi sporcuyu hemen ekarte edebiliyor. Yani veya disipline edebiliyor. Öyle bir hakemlerin öyle bir katkısı var. Biz Antalya'da böyle bir boks için olmasını istiyoruz. Böyle bir boks için varız. İnşallah. Yani imkanlar ölçüsünde, imkanlar da el verirse gelecekte seyircisi görecek. Antalya boksu tekniğiyle tanınan, evet, tekniğiyle öne çıkan bir boks olacak. Hocam çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli başkanım son cümlelerimizi alalım. Ben buradan özellikle Cumhur Hocama boks il temsilcisi olarak bizim testlerimizi gezin. Şahıs olarak orada bir ring falan düşünüyoruz. Bölgede müsait. Sadece boks için değil diğer spor dallarında da Antalya'da yaşayan herkes bizim tesislerimizi kullanabilir, buyursunlar, gelsinler. O konsepte hazırlayacağız. Özellikle hocam bir tesisleri gezelim. Biz oraya ring yaptırırız. Buradan sayın belediye başkanlarıma çok selam söylüyorum. Allah razı olsun. Seçim zamanı değil, 365 gün, her gün bu sesleri duyun.
Bu insanlar işlerinden güçlerinden zaman ayırıp buna eğer eğiliyorsa yerel idarelerin en büyük sorumluluğudur, görevidir. Ben özellikle temsilcisi olduğum teşkilat adına da buradan tüm Türkiye'ye, özellikle Antalya başta olmak üzere bizim tüm engelli kardeşlerimizin sessiz çığlıklarını duyun lütfen. Lütfen duyun. Biz spor alanlarında tesisler yaptığınızı söyleyen sayın yerel idare belediye başkanlarıma sesleniyorum burada. Engellerle ilgili yaptığınız spor alanlarını lütfen en azından bizlerle paylaşın. Yönetmeliklere uygun olup olmadığını tartışmıyorum ama bana bir tane gösterebilecek, bir tane evet, imkanlarına yaranacak yer var mı diye. Ben buradan bu gece bizi burada konuk ettiğiniz çok teşekkür ediyorum. Sizin bu sporda da emekleriniz göz ardı edilemez. Sayın İlim Temsilcim Cumhur Hocama saygılar sunuyorum. Remzi Hocama da saygılar sunuyorum. İnşallah engelsiz, bize üye olmayacak bir gelecek vaat ediyorum. İnşallah temenni ediyorum. Tüm Antalya'yı başta olmak üzere Türkiye'yi selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Allah tekrar Allah, özellikle bu ülke için mücadele veren, savaşan tüm silahlı kuvvetler ve emniyet mensubu kardeşlerime haklarını helal etsin diyorum. Şehitlerimizi de minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına Allah sabır versin. Amin. Çok başkanım ederim. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Sevgili izleyiciler, geldik bir programımızın daha sonuna. Ama tabii Türk boksu dendiği zaman Sinan Şamil Sam'ı anmazsak üzerimizde yük olur. Bizden hesap sorar. Türkiye'de son programı beraber yapmıştık. Rahmetli şampiyonla. O Türkiye'nin gururuydu. O bir dünya şampiyonuydu. Sahip çıkabildik mi? Ora tabii ki bir soru işareti. Kendisini çok severdim. Allah razı olsun. Kendisine röportaj için büyük paralar teklif ettiler. İstanbul'a gitmedi. O hafta bana geldi, konuk oldu. Sevgili Sinan kardeşim, her cuma günü dualarımızdasın. Allah seni razı unutmadık. Seyfi abi, seni de unutmadık. Hiçbir Müslüman kardeşimi unutmuyoruz. Her cuma akşamı Allah'a söz veren Galip Bela'da bütün ruhlara, Müslüman ruhlara dua ediyoruz. Ya. Osman Obaboksu Kore bayrağına selam vermiyor. Osman Obaboksu sporcusu tapınak kültürüne bakmıyor. İçeri giriyor, selamun aleyküm ve aleyküm selam diyor. Biz Müslüman bir toplumuz, Müslümanız. Dinimize de sahip çıkacağız, ırkımıza da sahip çıkacağız. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Neden demiş? Bir Türk dünyaya bedeldir. Sevgili izleyiciler, inanın bu sözü araştırdığınızda oturur ağlarsınız. Kurt derli Mehmet Pehlivan güreşiyor, bütün herkesi yeniyor. Ve orada ona ne tuzaklar düzenliyorlar, neler yapıyorlar. Sakın gelmeyin diyor. Ben güreşirken Türk milletini arkamda hissederim diyor. Ve buna istinaden büyük komutanımız Ankara'ya çağırıyor ve diyor, gösterir işte diyor. Bir Türk dünyaya bedeldir. Biz vatanımızın, bayrağımızın, marşımızın, toprağımızın kıymetini bilelim. Hepimiz kardeşiz. Mezara girdiğimiz zaman sen Türk müsün, sen Kürt müsün, sen Laz mısın demeyecekler. Müslüman mısın? Allah'ın kim, peygamberin kim, kitabın kim? Onun için birbirimizi sevelim. Spor zaten kardeşliktir. Spor dostluktur, güzelliktir. Efendim her zaman olduğu gibi diyorum ki, hani diyorlar ya, yiğidi öldür hakkını yeme. Efendim öyle değil. Yiğidi öldürme, hakkını da yeme. Yiğidi öldürdükten sonra hakkını ona versen ne olur, vermesen ne olur? Allah'a emanet olun, saygılarımla.